İstanbul'un önemli simgelerinden bir tanesi olan Beaumont Bira Fabrikası'na bağlı ek binaların Diyanet'e devredilmesi haberi oldukça tartışma yaratmıştı. Hatta konuyla ilgili ciddi bir kamuoyu oluşmuştu. Mimarlar Odası da konuyla ilgili hukuki bir işlem başlatacaklarını açıklamıştı. Peki hukuki süreç nasıl ilerleyecek? Taraflar ne diyor? Bu soruların cevabını aradık. Bir şekilde kamuoyunda gündem olması diyebilirim ki 3-5 aylık bir mesele. Sebebi de şu, Diyanet'in bu tahsis edilen ek hizmet binalarını bir derneğe devretmiş olması ve dolayısıyla eski Şişliler olarak, ben de 45 yıllık Şişliliyim, burada bir derneğe devredilen ve ne yapılacağını bilmediğimiz bir bina kompleksi doğrusu Şişliler olarak bizi endişeye sevk etti. Yani ne yapılacak, bu yapılacak alan her yaştan ve her sosyoekonomik statüden insanın, yerel yurttaşın kolaylıkla ulaşabileceği, kullanabileceği bir kamusal alan mı olacak, başka amaçlarla mı kullanılacak? Da kamusal alan anlamında bizim için çok önemli, çok kıymetli. Zaten biliyoruz yakın zamanda da çok fazla kamusal alan. Bakınız Ali Sami'ye. Bakınız işte şimdi Beaumont Bira Fabrikası ek hizmet binaları. Ne olduğunu bilemediğimiz ama kamusal yararın da gözetilmediği biraz rant rejiminin kurbanı oluyor gibi geliyor. Şişliler olarak biz de buna karşı çıkıyoruz. Şişli halkı karar vermeli. Buranın ne olacağına Şişli halkı karar vermeli. Bu sadece kent dokusu meselesi değil. Bu sadece yağma meselesi de değil. Bu bir oldu bitti ve altında politik sebepleri de var bu işin. Çünkü seküler bir muhit burası. Başka bir şey yapmaya çalışıyorlar ve sadece bunu da yapıyorlar. Bu dernek nasıl buna şey toplayabilir? Diyanetin işine nasıl dernek bağış toplayabilir? Aynı şey orada bir başka dernek adına da yapılıyor. Aynı IBAN numarasıyla yapılıyor. İşin içinde başka işler var. Bunların hepsinin üstüne gideceğiz biz. Bizi yıldıramazlar, biz durmayacağız. Şişlili olarak yeşil alan istiyoruz. Depremde toplanabileceğimiz boş alanlar istiyoruz. Ve kültürün, kent hafızasının korunmasını istiyoruz. Sesimizin duyulacağını umuyoruz. Ana binalarla ilgili açtığımız davalarda da ne yazık hukuk süreci çok hızlı ilerlemiyor. Dolayısıyla davaları kazansak bile mevcutta binalar yapılmış oluyor, ruhsatlar alınmış oluyor, yapılar yapılmış oluyor ve çok da bu binaların yıkılıp yeniden yapılması, şey yapılması, eski haline dönüştürülmesi gibi olanaklarımız da olmuyor maalesef. Umarım burada hukuk hızlı ilerler. Mimarlar Odası olarak bizim ve hani aslında 2863 sayılı koruma kanununa göre de orada mevcut olan ve tescil dediğimiz korunması gerekli olduğuna karar verilmiş daha önce yapılar var. Biz de bu yapıların bir endüstri mirası olarak ve bölgede tekelin hani artık son kalmış izi olarak korunması gerektiğini, hele önlerindeki o dar sokak bir silüet de oluşturuyor. Orada hani geçmişte bir Beaumont bira fabrikası ve ek binalarının olduğunu gösterir. Bir dokunun kalması yönünde çabamız. Dolayısıyla da yıkılıp yeniden yapılması orada bir dekordan başka bir şeye dönüşmeyecektir. Yani hiçbir şekilde ne bir endüstri mirasını koruyacağız ne de bir tekelin izi kalacak. Az önce söylediğim gibi yani Beaumont Bira Fabrikası ve ek binalarını Diyanet'e tahsis edip orada yurt ve eğitim tesisi yapmak da ironik bir durum. Yani hani bunu tekrar söylemek istiyorum elbette.